أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Pekala. Gidin hadi. O haftanın bir gününü Mekbile'de ibadetle geçirir. İbadetini bölmemiz doğru olmaz. O durumdayken başka işlerle uğraşacağını zannetmiyorum. Şu anda Mekbile mabedinde tek başına. Onunla rahatça konuşabilirsiniz. Hadi gidin bakalım ne yapacaksınız? Evet hadi gidin. Hadi gidin de görelim. Selam baba. Selam baba. Selam evlatlarım. Görüyoruz ki Rabbe yakarıyorsun. Bizim için de dua ediyor musun? Sizin için ben her zaman dua ediyorum. Hayrola? Ne arıyorsunuz burada? Bugün başka bir işle ilgilenmediğimi biliyorsunuz. Yusuf'u kıra götürmek için senden izin almaya geldik baba. Durup dururken bu da nereden çıktı böyle? Bunun özel bir nedeni yok baba. Yusuf'u yanımızda kıra götürerek hem onu biraz eğlendirmek hem de ona çobanlığın inceliklerini öğretmek istiyoruz. Şu anda Yusuf'un çocukluk ve oyun dönemidir. Büyüyünce o da sizin gibi kırlara gidebilir. Söyle, hadi söyle. Söz veriyoruz, ona göz kulak olacağız. Evet baba, söz veriyoruz. Henüz çok erken. Sonra. Bu işi başaracak yetenekten yoksun olduğunuzu biliyordum. Madem bu kadar yeteneklisin, sen niçin gitmedin? Sizler peygamber çocuğu olacaksınız, öyle mi? Yusuf'u öldürmekten başka yol yok demiştim size. Levi'nin getirdiği önerinin bir işe yaramayacağı başından belliydi. Babamızın Yusuf'u kendinden uzak tutması mümkün değil. Yusuf'u onun gözü önünde öldürecek değilsiniz herhalde. Yanılıyor muyum? Her halükarda onu babamızdan ayırdıktan sonra icabına bakmamız gerekecek. Aklıma ilginç bir şey geldi. Yusuf'a bizimle kıra gelmesi için babamızı ikna edecek tek kişi Yusuf'un kendisidir. Onun aklını çelin. Ona
Kırda gezip tozmanın ne kadar keyifli olduğunu anlatın. Kendisi bizimle gelmek isterse babamızın direnci işte o zaman kırılır. Bu da bir yol. Deneriz. Yusuf, sen hep evde kalıp Dine ve Bünyamin'le mi oyun oynayacaksın ha? Evet. Ben Dine ve Bünyamin'le oyun oynamayı seviyorum. Ben de sizinle burada oyun oynamak isterdim. Ama doğrusu kırda oynamanın tadı bir başka oluyor. Neden sürüyü götürmüyorsunuz? Kardeşlerimizi bekliyoruz. Otlağa gitmeye pek niyetiniz yok galiba. Birazdan gideceğiz. Yusuf'u da yanımızda götürmek için sizden izin almaya geldik. Niçin Yusuf'un bizimle kıra gelmesine izin vermiyorsunuz? Hem bize yardım eder hem de biraz eğlenmiş olur. Kır çok güzel bir yer. Birbirinden güzel çiçeklerle dolu. Bugüne kadar böğürtlen yedin mi sen? Hayır. Nasıl bir şey? Çok lezzetli. Tadına doyamazsın gerçekten. Bugüne kadar çağlayan pınarları ve nehirlerin akışını gördün mü? Gerçek şu ki Yusuf'un annesi yok. Annesinin isteğiyle ona bakmak benim boynumun borcu. Ayrıca anne ve babalar küçük çocuklara göz kulak olmakla yükümlüdürler. İnsanlar bizi kınıyor. Babanız size güvenmiyor mu ki Yusuf'u sizinle göndermiyor diyorlar bize. Bu acı alaylara bir son vermek için hiç olmazsa bugün izin verin, onlarla gitsin. O daha bir çocuk, onsuz yapamam. Kıra gidip çalışmasının ve orada biraz eğlenmesinin onun için yararlı olacağını biliyorum. Ama sürü peşinde koşması için daha çok erken. Ama biz kıra gittiğimizde Yusuf'tan daha küçüktük. Tek başınıza gitmediniz ki. Zamanı gelince Yusuf'u da beraberimde kıra götüreceğim. O da orada çalışacak. Ama onu yalnız göndermeyi asla uygun görmüyorum. İşi ona bizler de öğretebiliriz. Abileri olarak ona deneyimlerimizi aktarır, nasihatlerde bulunuruz. Ben de Yusuf'un gelişmesini, deneyim sahibi olmasını ve işi öğrenmesini istiyorum. Ama o daha bir çocuk. Benim sevgime ve ev ortamına ihtiyacı var. Daha yoldayken beni özleyecek ve sizden onu geri getirmenizi isteyecek. Ona o kadar iyi bakacağız ki sizi aklına bile getirmeyecek. Pınardan su içmenin ve nehirde oynamanın zevki anlatmakla bitmez. Kardeşler olarak hep beraber oyun oynar, güreşir ve evleniriz he? Yemek olarak kaynamış süt ve kızarmış et yeriz. Babamızın bize güvenmediğini hissediyoruz. Hayır, size güveniyorum ama kırdaki kurtlara güvenmiyorum. Oyuna ve eğlenmeye dalıp Yusuf'u ihmal etmenizden ve kurdun onu yemesinden korkuyorum. Rüyamda kurtların bir çocuğu kovaladığını gördüğümü anlatmıştım. Daha neler. Siz bizzat o kurdu nasıl öldürdüğümüze tanık oldunuz. Kurt Yusuf'u yerse biz 10 yiğit genç ne işe yararız orada? Kardeşimizi bir kurdun saldırısından koruyamayacak kadar aciz ve güçsüz müyüz baba? Niye böyle diyorsun? Baba, beni de kardeşlerimle kıra gönderir misin? Yavrucuğum, sen daha küçüksün. Yaşıtlarınla oynamalısın çocuğum. Ama baba, ben artık büyüdüm. Ve abilerimle oyun oynamak istiyorum. İzin ver onlarla kıra gideyim. Buna ne diyeceksin? Bak, Yusuf da bizimle gelmek istiyor. Evet baba, Yusuf'un bizimle gelmesine izin ver. Ne olur baba. Ne olursun kardeşlerimle kıra gitmeme izin ver. Lütfen baba. (Gülüyor)
Pekala, kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Minnettarız. Pekala. Hadi Yusuf, gidelim. Hadi. Durun. Yusuf'u hazırlamam gerek. Gel oğlum. Gel. Yusuf'a dikkat edin. Sizin gibi zorluklara alışkın değil. İçin rahat olsun anne. Ona zor işler yaptırmayacağız. Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy oğlum. Sana olacağını göreceksin. Bu gömlek onu giymeye layık olanın üzerine uyar. Sen merak etme. Baba, tam da üzerime uydu. Bu gömlek büyük babam Hazreti İbrahim'e cennetten gönderildi. İbrahim Halilullah bu gömleği babam İsa verdi. Kendisi de bana. Ve şimdi artık bu sana ulaştı oğlum. Bu gömleği gözün gibi koru ve yanından hiç ayırma. Her yerde sana fayda sağlayacak. O zaman onu hiç kimseye göstermem. Allah seni yerdeki ve gökteki bütün belalardan korusun. Hep kardeşlerin ol. Ne derlerse onları dinle. Gidelim oğlum. Evet, işte Yusuf da geldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar, ben de şehrin dışına kadar size eşlik edeceğim. Pekala. Hadi gidelim. Endişelenmenize gerek yok. Bugün Yusuf'la çok iyi bir gün geçireceğiz. Kardeşlerin seni çok seviyor. Bir ihtiyacın olursa onlara söyle, yardım ederler. Kendine dikkat et. Yusuf için yeterli miktarda su ve yiyecek hazırladım. Sakın onu aç bırakmayın. Merak etmeyin. Levi. Yusuf'u sana emanet ediyorum. Zarar görmesine izin verme oğlum. Onu zorla götürmüyoruz. Çok endişe ediyorsanız Yusuf'u götürmeyiz, olur biter. Hayır, bir sakıncası yok. Onu götürün. Ama göz kulak olun ona. Hem kendi adıma hem de kardeşlerim adına söz veriyorum. Yusuf'u akşam mutlu bir şekilde size geri getireceğiz efendim. Hadi gidelim Yusuf. Hadi. Yusuf! Sürüyü alın, gidiyoruz. Hadi gidelim Yusuf.
Merak etmeyin. Kardeşleri ona bakacaktır. İn bakalım aşağı. Ne yapıyorsun Yahuda? Dizlerim acıdı. Bu ne biçim bir oyun? Daha bağır. Babanı yardıma çağır. Hadi bağır. Baba! Bağır. Ne duruyorsun? Hadi bağırsana. Bağır. Bağır hadi. Sen bugüne kadar baba sevgisinden başka bir şey görmemiştin, öyle değil mi? Babamız İsrail'in bütün sevgisi senin içindi. Suçum ne? Neden beni cezalandırıyorsunuz? Sen misin bizden daha üstün olan? Biz hepimiz İsrail'in oğullarıyız. Bir tek sen değilsin. Her zaman kucağından ayrılmadığın baban nerede ha? Söyle. Nerede o? Hadi söyle. Hani baban seni hepimizden daha çok seviyordu? Nerede şimdi ha? Hani nerede? Hepimizden daha farklıydın. Neden seni kurtarmaya gelmiyorsun? Cevap ver bana. Yine tatlı tatlı konuş. O rüyalarını anlat bakalım. Rüyalarında gördüğün yıldızlara söyle de sana yardım etsinler. Baba! Baba! Baba!
Baba! Baba! Baba! Tabiattaki bu ani değişimin nedeni nedir? Bilmiyorum. Birdenbire ne oldu böyle? Bu da neyin nesi? Daha önce böyle bir şey görmedim. Kalk içeri girelim, acele et. Duydum. Neyi? Sanki biri rüzgarın içinde baba diye bağırıyor. Baba! Ben bir şey duymuyorum. Çok tuhaf, çok tuhaf. Dışına çıktılar Yusuf'u uğurlamaya. Ne oldu? Güzel ayakkabıların mı parçalandı? Temiz giysilerim mi kirlendi ha? Hala bize önderlik yapmayı istiyor musun? Sana secde edecek olanlara şimdi çok iyi bak. Çok iyi bakıyorsun değil mi ha? Şimdi söyle bakalım secdeye... Kim kapandı ha? Secdeye kim kapandı? Sen mi yoksa biz mi? Baba! Yusuf nerede? Kardeşlerinle beraber kıra gitti. Neden gitmesine izin verdiniz? Ben defalarca kardeşlerimin Yusuf'a kin kustuğuna tanık oldum. Neden izin verdiniz? Merak etme kızım. Kendisi kardeşleriyle beraber gezip eğlenmek istedi. Ama sen onu sevmiyor muydun baba? Sevmez olur muyum hiç? Ancak kardeşlerin çok ısrar etti. Güvenlerini kazanmak için onların bu kararına uymaktan başka çarem yoktu. Oh, çok endişeliyim. Bu elimde değil. Çok kötü rüyalar gördüm. Yusuf karanlık bir yerdeydi ve durmadan ağlıyordu. Ben çocuklarıma güveniyorum. Yusuf'u sağ salim geri getirecekler. Ben emin değil. Şimdi kim yere kapanmış? Sen mi? Yoksa biz mi? Sana secde eden o ay ve yıldızları yardıma çağır. Bırak beni Levi. Bırak onu da ölü annesinin yanına göndereyim. Bırak böyle diyorum. Böyle konuşmamıştık. Başka bir şey için anlaşmıştık değil mi? O anlaşma ağzını kapatman içindi. Seni bırakmam. Yusuf'u öldürmenize izin veremem. Bırak onu. Bırak yarım kalan işi tamamlasın. O ben. Halde beni öldürün tamam mı? Zira hayatta kalırsam babama anlatırım. Ya Yusuf'tan vazgeçersin ya da canını alırım senin. Birbirinizle uğraşmayı bırakın artık.
Sen işi bitirmemi engelledin. Bir gün pişman olacaksın. Biliyorum ki Allah bizi asla bağışlamayacak. Senden af diliyorum. Levi'yi bağışla. Yemin ederim sana böyle yapacaklarını bilmiyordum. Peygamberler ve peygamber çocukları kendilerini dünya musibetleri için hazırlamalıdır. Ancak ilk musibeti bana kardeşlerimin yaşatacağını tahmin etmemiştim. Bunu tahmin etmemiştim. Niçin gülümsüyorsun? Bir saat önce beni babamdan aldığınızda her biriniz beni sevip öpüyordunuz. Yolda beni ata bindirdi. Kendi kendime böyle kardeşleri olan kişinin sırtı asla yere gelmez. Onun düşmanlardan korkmasına gerek yok diyordum. Halbuki ilk düşmanlarım kardeşlerim oldu. Allah'tan başkasına güvenen kişi ne kadar da zavallıdır. Söyle bakalım. Buna ne yapacaksın? Onu babamıza geri götüreceğim. Hayal görüyorsun. İkinizi öldürmemiz gerekirse bile onu geri götürmene izin vermeyeceğiz. Başka bir çare bul. Ne yapalım? İkimizi de öldürecekler. Şimdilik seni öldürmelerine mani olmalıyım. Gerisini sonra düşünürüz. Pekala. Onu uzak bir yere götürmeleri için bir kervana teslim edeceğim. Kendi ellerimizle kervancılara veremeyiz ki. Şüphelenmezler mi? Hayır, olmaz böyle bir şey. Onu kervanların bulacağı bir yere koyalım. Bir ağacın altına ya da başka bir yere. Olmaz mı? Öyle yapalım. Hadi dinleyin beni. En iyisi onu bir kuyuda saklamanız. Kervandakiler su almaya geldiklerinde onu bulur ve yanlarında götürürler o zaman. Evet, harika bir fikir. Buraya yakın bir yerde bir kuyu biliyorum. Hicaz'dan gelen ticari kervanla oradan geçer. Onu oraya koyarsak çok çabuk bulurlar. Ha? Pekala, gidelim. Dan, Neftali, sürüyü alın. Hadi acele edin. Çabuk olun. Baba, ne zaman dönecekler? Kendini harap etme kızım. Akşama daha çok var. Birkaç gün önce Yehuda Yusuf'u dövmek istedi. Ama Levi izin vermedi. Niçin? Yusuf yanlış bir şey mi yapmıştı? Hayır baba. Sadece rüyasını Yehuda'ya anlatmak istemiyordu. Bunu ondan ben istemiştim. Ne oldu? Niye bir türlü varmıyoruz? Bu yakınlarda bir kuyu olmalı. Siz nereye gidiyorsunuz? Yusuf'u kuyudan çıkardıklarında Yusuf da gerçekleri kervandakilere anlatırsa alıp onu babamıza götürmezler mi? Kuyu ne kadar uzak olursa onun geriye dönmesi de o kadar zor olur. Fazla bir şey kalmadı. Kuyu orada. O tek ağacın yanında. O kuyunun suyu tuzlu olmalı. Ben orayı biliyorum.
Daha iyi yer. Bu yüzden de kervandakiler bu kuyuya hiç uğramazlar. Şşş, sesini çıkarma. Ben özellikle onları buraya getirdim. Ama bu Yusuf'u öldürmek anlamına gelir. Çok derin. Daha iyi. Cad, Aşir, hayvanları ve otları bağlamak için kullandığımız ipleri getirin. Birbirine bağlarsak uzun olur. Bu kuyunun suyu tuzlu. Bu yüzden yanlışlıkla buradan geçenler hariç hiçbir kervan buradan su almaz. Kuyunun içinde susuzluktan öleceğine eminim. Yapmayalım. Kes sesini. Ne yapacağımı biliyorum. Boşuna buraya gelmedim ben. Elimizden gelen bu. İster hayatta kalır, isterse de ölür. Gel. Sen karışma. Bunu ben yaparım. Beni bağışla. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Günahım ne? Neden bana bu zulmü reva görüyorsunuz? Senin bir günahın yok. Biz senin önderliğine ve üstünlüğüne tahammül etmiyoruz. Bizler Allah'ın sana uygun gördüğü makamları kıskanıyoruz. Hepsi bu. Ben kuyudan korkarım. İçi karanlık. Korkma kardeşim. Allah seninledir. O seni koruyacaktır. Gel bakalım. Yahuda. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Ben kuyudan korkuyorum. Dinle kardeşim. Babamdan uzaklaşmamı istemiyor musunuz? Söz veriyorum. Eğer beni kuyuya atmazsanız babamın beni görmeyeceği bir yere gideceğim. Söz veriyorum. Yalan söylüyorsun. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Yapmayın. Yine ne oldu? Dönüşte babamıza ne cevap vereceğiz ha? Ne diyeceğiz ona? Onu kurt yedi deriz. Evet, babam Yusuf'u kurtların yemesinden korkuyordu. Zaten Kenan diyarının kurtlarla dolu olduğunu biliyor. Bize inanması için ona bir kanıt götürmeliyiz. Mesela... Kurt tarafından yenilen Yusuf'un kanlı gömleği olur mu? Bırakın beni. Bırakın. Hadi. Bırakın. Hayır. Durun, yapmayın. Gel bakalım. Yapmayın. Çıkar şu gömleği. Bana yardım edin. Çıkar. Durun, bekleyin. Durun. Size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Durun. Size yalvarıyorum. Levi'ye bir şey diyeceğim. Durun. Durun bakalım ne diyecek. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Git aşağı. Nasıl olsa onu kuyuya atacaksınız. Birkaç dakika önce veya sonra ne fark eder söylesenize. Bırakalım ne diyecekse söylesin. Söyle bakalım ne istiyorsun? Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne dediğini duymadınız mı? Ben seni seviyorum. İyi biri olduğundan da eminim. Bana kötülük de yapsalar ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Benim yüzümden başlarına bir felaket gelmesini istemiyorum. Bu yüzden Kenan'a gittiğinizde sakın babama bana neler yaptığınızı anlatmayın. Size beddua ederse hepiniz yok olursunuz. Başkalarına da söylemeyin. Gider babamıza haber verirler. Bu olay Allah'tan gizli değildir. Kardeşlerime söyle, tövbe etmedikçe Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Tövbe edin. Tövbe edin.
Tövbe edin ki Allah zayıf bir çocuğa reva gördüğünüz zulümden ötürü size azap indirmesin. Allah bizi bağışlasın. Babam bana bir peygamber olacağımı söyledi. Siz bunu biliyor da mı bana böyle zulmediyorsunuz ha? Ben sizin çocuklarınızın da sizin gibi gelecek peygamberleri bu şekilde zulmetmesinden endişe duyuyorum. Biz taş kalplilere lanet olsun. Siz Allah'tan habersizlere lanet olsun. Biz İsrailoğullarının kardeşimize yaptığını vahşi hayvanlar bile birbirlerine yapmaz. Biz Kabil'in başlattığı kardeş öldürmek gibi utancı bir kez daha dirilttik. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Hadi gelin benimle. Korkuyorum. Beni atmayın. Levi, Yesekar, Zabulun. Allah'ım bana yardım et. Senden başkasının yardımına güvenilmez. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bana yardım et Allah'ım. Levi! Bana yardım et. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Levi bana yardım et. Gidip ip getirin. Yardım edin. Levi! Yardım edin. Bana yardım edin. Yardım edin. Yusuf düştü. Levi! Yusuf! Yusuf! Yardım edin! Yusuf! 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 Sesi kesildi. Ne oldu? İstediğiniz bu değil miydi? Bunu yalnızca sen istiyordun. Biz böyle konuşmamıştık. Daha baştan beri onu öldürmeyi planlamıştın. Kesin artık. Bunun hesabını vereceksin. Kabil'in yüzünü ağarttın. O kendi yaşıtı olan kardeşini öldürmüştü ama sen küçücük bir çocuğu öldürdün. Allah'ın laneti üzerinde olacak. Bir lanet varsa hepimize yönelir. Sizler de en az benim kadar suçlusunuz. Şu halde bana fedakar bir kardeş rolü yapma, tamam mı? Sen de kötüsün. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Evet, ben Yusuf'um. Biliyordum. Bir gün seni göreceğimi biliyordum. Peki siz kimsiniz? Geçmiş dönemlerden, tarihin bağrından biri. Beni nereden tanıyorsunuz? Eski peygamberlerden biri başına gelenleri bana anlattı. Ve ben sana hayran kaldım. Seninle görüşmeyi çok arzuluyordum. Ondan senin işaretlerini vermesini istedim. Bir gün bu kuyuda, dünya kuyusunda ortaya çıkacak dedi. Ve siz de burada beni bekliyorsunuz yani. 1200 yıldır seni bekliyorum.
1200 yıl mı? Evet. Bir kurtarıcı bekliyorum. Senin geleceğini söyleyen peygamber bana git. Dünya kuyusunun dibinde otur. Bir gün Yusuf gelecek dedi. Ve bugün o vaat edilen gündür. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Ben bütün peygamberlerin huzuruna çıktım. Ve her biri sana bir mesaj gönderdi. Hud peygamber, Yusuf sen adilsin. Mazlumların hakkını al dedi. Salih peygamber, Yusuf seninle lakabımız aynı. Kulların haklarını almak için ayağa kalk dedi. Yunus peygamber, Yusuf sen geçmiş bütün peygamberlerin varisisin. Onların getirdiklerini hayata geçir dedi. Gelişini müjdeleyen peygamber sana bir işaret gönderdi. Vaat edilen. Vaat edilen. Vaat edilen mi? Size minnettarım. Değerli bir işaret. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece seni görmeyi istiyordum. Ve gözlerim seni görmekle aydınlandı. Artık hiçbir arzum kalmadı. Nasihatinize ihtiyacım var. Bu dünya kuyusunda işime yarayacak bir şey söyleyin. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Senin nasihate ihtiyacın yok. Hangi sır? İyi bak. Her elinde kaş parmak ve kaş mafsal var. Beş parmak ve 14 mafsal. İşte bu söylediğin şifre. 5 ve 14. 5 ve 14 de neyin nesi? Bu şifre son peygamberin zuhuruyla çözülecek. Varlığın sırrı bu iki rakamda gizlidir. Bunlar sana rahat ve huzur verecektir. Rahat ve huzur verecektir. İhtiyar! Bekleyen adam neredesin? Rüya görmüş olmalıyım. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Niçin bu mührü sıkmak bana huzur veriyor? Fırtına dindi. Ne zamana kadar burada kalacaksınız? Gitmiyor muyuz? Yusuf! Yusuf! Levi! Levi sen misin? Ben yaşıyorum! O yaşıyor! Yusuf yaşıyor! Yusuf! Yusuf! Ben yaşıyorum! Yaşıyorum! İçiniz rahat etti mi? Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim! Duymuyor musunuz? Gidelim artık!
Senin boğulmandan korkmuştuk Yusuf. Niçin cevap vermiyordun? Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Beni dışarı çıkarın. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Yapamam bunu Yusuf. Taş yürekli kardeşlerim buna izin vermeyecektir. Katlanmak zorundasın. Allah'a tevekkül et. Vakit geç oldu Yusuf. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ama ben yakında döneceğim. Sana su ve yemek getireceğim. Merak etme. Suyun tuzluluğunu aldırma Yusuf. Sana tatlı su getireceğiz. Demek ki daha işin başında onu öldürmeyi planlamıştınız. Bu suyun tuzlu olduğunu ve onun susuzluktan öleceğini biliyordunuz. Biliyordum ama Yehuda bunu söylememe izin vermedi. Gidelim artık. Yolumuz çok uzun. Su tuzlu değil. İsrailoğulları gitti. Ben de gitmek zorundayım. Levi, ben korkuyorum. Yarın yine geleceğim. Ama bu gece dayanmalısın. Levi! Rubin! Şimon! Geri dönün! Beni yalnız bırakmayın! Neden oturdun? Gündüz gözüyle babamla yüzleşecek cesareti kendimde bulamıyorum. Havanın kararmasını beklemeliyiz. Karanlık bizim gibi cani ruhlu insanların gerçek yüzünü bir miktar da olsa gizler. Karanlıkta ne biz babamızın kederli yüzünü, ne de o bizim iğrenç ve yapmacık üzüntümüzü görmek zorunda kalır. Doğru söylüyor. Babamızla yüzleşmek kolay olmayacak. Şekilde babamıza götüremeyiz. Yusuf'u kurt parçaladıysa gömleğe niye kan bulaşmadı diye sormayacak mı? Endişelenmenize gerek yok. Henüz geç kalmış sayılmazlar. Her zaman ortalık kararmadan, daha güneş batmadan burada olurlar. Bugün nedense geciktiler. Yusuf'la oyuna daldıkları için geç kaldıklarını fark etmediler herhalde.
Şimon, Rubin size söylüyorum. Ne yaptınız Yusuf? Susun diyorum. Kendinizi ölümlerden ölüm beyin. Baba, baba. Yusuf'a ne yaptınız? Yusuf, ne yaptınız? Ne oldu Levi, anlat bize. Levi, ne oldu anlat. Neden konuşmuyorsunuz? Ne oldu Yehuda? Yusuf nerede? Biliniz ki acımız sizin acınızdan az değil. Keşke ölseydik de yanınıza gelmeseydik. Anla tabii. Bu acı hangi yürek, hangi can dayanır? Bunu ben sana nasıl anlatayım? Ben vereceğiniz her habere tahammül gösterebilirim. Söyleyin ne oldu? Yusuf'un başına ne geldi? Bizler de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Olay sırasında orada değildik. Oyun oynayıp eğleniyorduk. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ancak ortalık karardığında kendimize gelebildik. Yusuf'tan uzaklaşmıştık iyice. Bizimle koşup oynayacak gücü olmadığı için Yusuf'u eşyaların başında bırakmıştık. Süratle geri döndük ama Yusuf orada yoktu. Çok bekledik ama gelmedi. Elbiselerimiz, eşyalarımız duruyordu. Ama Yusuf yoktu. Yalnızca onun kanlı gömleğini bulabildik. Yusuf, Yusuf baba. Yusuf'undan geriye hiçbir şey kalmadı mı? Bari onları alıp mezara gömeyim. Başında ağlayayım Yusuf'u. Çok aradık ama bu gömlekten başka bir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık. Ben onun derin bedenini parçalayıp yemiş oldum. Gerçekten bu Yusuf'umun gömleği.
Nerede olsa kokusunu tanırım ben. Başına ne geldi? Olan olmuş, elimizden yedi. Ben şimdi kız kardeşime ne diyeceğim? Çocuklarımı bana emanet etmişti. Seni parçalayan kurtlara lanet olsun. Yokluğuna nasıl dayanalım? Allah'ım yardım et. Evet. Allah'ım yardım et. Kurt Yusuf'a saldırdığında üzerinde bu gömlek mi var? Yusuf'umu parçalayan kurt, ne şefkatli bir kurt. Bedenini parçalamış ama gömleğine bir zarar vermemiş. Allah peygamberinin gördüğü rüyayı gerçekleştirdi. O rüyada 10 kurt bir çocuğa zarar vermek istiyordu. Hayır, hayır. Yusuf'um kurttan bir zarar görmemiş. Delil bu gömlek terişte. Yahuda, eğer Yusuf'u kurt parçaladıysa gömleğine neden zarar vermemiş? Bu gömlek neden yırtık değil? Şimdiye kadar bunu hiç fark etmemiştik. Bu çok tuhaf anne. Bu gömlek niye zarar görmemiş? Doğru söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? Ne olduğunu söyle Şimon. Gerçek nedir? Biz de bilmiyoruz. Gerçekten bu çok şaşırtıcı. Ne olduğunu, oğluma ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama her ne yaptıysanız nefsinize uyarak yapmışsınız. Sizi nefsiniz bu işi yapmaya sürükledi. Bu işi size güzel gösterdi. Hiç şüphesiz bu olayda şeytan size yardım etmiş. Biz de sizin gibi ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bunda bizim bir kusurumuz yok. Siz emanete ihanet ettiniz. Ona gözünüz gibi bakmanız gerekirdi. Bu gece gidip Yusuf'u bulup getireceksiniz. Bakmadığımız yer kalmadı. Ama bir iz bulamadık. Nereye arayalım? Onu bu gece bulmalısınız. İşte o kadar. Anladınız mı beni? Gidelim. Gidelim. Yusuf'u bulmak için bir çare düşünmeliyiz. Nasıl bir felakete yol açtığınızı gördünüz mü İsrailoğulları? Senin yüzünden. Eğer Yusuf'u öldürüp getirseydik bu iş biterdi. Geç kalmış sayılmayız. Bu işi şimdi yapabiliriz. Buraya kadar bile sizinle boşuna işbirliği yapmışım. Böyle bir şey yaparsanız her şeyi anlatırım. Pekala, sesini yükseltme. Söyle ne yapalım? Görüyorsunuz ki babamızı inanmıyor. Bu kadar kolay kandırabileceğinizi mi sandınız? Yusuf'u öldürme fikrini kafanızdan atın. Hadi gidin.
Biraz daha yalan uydurun. Belki babamız inanır. Selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine de selam olsun. Doğru sözlü Yusuf'a selam olsun. Selam. Sen de kimsin? Seni korumakla görevliyim. Seni korumakla görevli birim. Biricik Allah'ın bir habercisiyim. Görevim seni korumak ve sakinleştirmek. Kardeşlerim beni kuyuya atıp gittiler. Onlar beni dövdü. Bana büyük acılar yaşattı. Biliyorum. Allah'ın izniyle bütün yaraların tek tek iyileşti. Kalbimdeki acılar nasıl iyileşecek? Onlar bana zulmetti. Ceza görmelerini mi istiyorsun? Hayır. Onlar benim kardeşlerim. Peki neden bana düşman oldular? Onlara ben ne yaptım? Kardeşlerin çok kötü bir şeyin temelini attı. İsrailoğulları sana ve babana reva gördükleri bu zulmü diğer peygamberlere de reva görecekler. Birçok peygamberi ölecek. Başkalarını da ne yazık ki öldürecekler. Hiçbir peygamber onlardan rahat yüzü görmeyecek. Artık her şey kötü olacak. Onlar için endişeleniyorum. Onlar tövbe etmeli. Yakın bir gelecekte onları tövbe etmeye zorlayacaksın. Kardeşlerine hükmedecek ve onlara öğüt vereceksin. Senin de görevin bu olacak. Beni yalnız bırakma. Çok korkuyorum. Yusuf, zorluklara alışmalısın. Unutma, kuyunun dibine düşmeden yüksek makam ve mevkilere asla yükselemezsin. Babam beni peygamberlikle müjdelemişti. Bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Sen burada kuyunun dibinde Allah'ın koruması altında gönlünü hoş tut. Bu sözün gerçekleşeceği vakit çok uzak değil. Bilmelisin ki Allah seni kuyuda bırakmak için değil, peygamberler makamıyla şereflendirmek için yarattı. Bunu asla unutma. Allah seni peygamberlik için yarattı. Allah seni kendi katında yüceltmek için yarattı. Biricik Allah'ın habercisi. Neredesin? Biliyorum ki Yusuf'umu
kitaplar yemedim. Ama başına da ne geldiğini bilmiyor. Bilmiyor. Bizler gerçekten de yalancı ve düzenbazız. Bir değil, bin yüzümüz var. Sözlerimize inanmadığını biliyorum. Ama bütün kutsallar adına yemin ederiz ki size gerçeği söyledik. Lütfen açın kapıyı, gerçek bu. Sabretmek güzel. Bu musibette Allah'ın bana yardım edeceğini kesinlikle biliyorum ama bugünden itibaren Yusuf'tan bir haber alıncaya kadar sizleri bağışlamayacağım. Babamın bu durumuna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidip Yusuf'u kurtarıp onu buraya getireceğim. Yusuf'un dönüşü babamızın bedduası, rezil olmamız ve ebediyen yok olmamız anlamına gelir. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu senin? Ben kararımı verdim. Bana engel olamazsınız. Kararımdan geri dönmeyeceğim. Sizden beklenir. Yaparsınız, hatta gerekirse babamızı da öldürürsünüz. Yakup'un oğulları. Babanız nerede? Ne istiyorsunuz? Sizi görmek istemiyorum. Kenan halkından bir grup Allah'ın peygamberi. Benim yakin. Açın kapıyı. Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinizde olsun. Sizi sakinleştirmek ve acınızı paylaşmak için geldik. Elimizden bir şey geliyorsa esirgemeyiz. Yusuf'umun yaşayıp yaşamadığını henüz bilmiyorum. Oğullarım diyor ki onu kurt yedi. Ama bu doğru değil. Başına başka bir şey gelmiş olmalı. Ama onu da bilmiyorum. Endişelenme. Hayattaysa onu buluruz. Çölüğü karış karış arayacağız. Sabaha beklemek zorundasınız. Gündüz gözüyle aramak çok daha iyidir. Hayır. Sabah çok geç olabilir.
Aramaya hemen bu gece başlamalıyız. Ama biz her yere baktık. Otluğa da baktınız mı? Evet. Hem de karış karış. Her yeri aradık. Ama ondan bir iz bulamadık. Yine arayacağız. Sayımız daha çok. Belki bulunur o zaman. Aramak için pek istekli görünmüyorsunuz. Hayır, hayır. İstiyorsanız aramaya çıkabiliriz. Elbiselerimi getirin. Hazırlanın. Makbile yolundan otluğa gidiyoruz. Ne olur biz de gelelim. Gerek yok. Siz burada kalın. Yusuf'u bulurlarsa ne olacak? Söylesenize, o zaman ne yapacağız biz? O zaman babamız bize ebediyen bağışlamayacak. Bu yüzden en iyisi Yusuf'u biz babamıza getirelim ve ondan ah dileyelim. Böylece bu olay kapanmış olur. Babamızın yerine kim geçecek? Bize olan ilgi ve sevgisi nasıl olacak? Bundan böyle yüzümüze bile bakmayacak. Babamız şimdi de yüzümüze bakmıyor zaten. Bu geçici. Bir süre sonra Yusuf'u unutup bizimle ilgilenmeye başlar. Bundan eminim. Peki onu bu gece bulurlarsa ne olacak? Bulamazlar. Yusuf'u otlak yerine başka bir yere götürdüğümüzü unuttun mu? Burada durmanın bir faydası yok. Gidip halkın arasına karışalım. Merhaba Allah'ın peygamberi. Selam. Otluğa karış karış aradık. Ama hiçbir iz bulamadık. Yusuf'um. Sürünün bıraktığı izler suyu tuzlu ve acı olan kuyuya gidiyor. Bugün de oraları arayacağız. Biz de ondan bir iz bulamadık. Biraz istirahat edin. Ben de size eşlik edeceğim.
Bugün Yusuf'u bulacaklarından adım gibi eminim. Bu durumda babama ne cevap vereceksiniz? Henüz bulmuş değiller. En iyisi onlarla gidip ne yaptıklarına yakından bakalım. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'e selam olsun. Selam. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadım. Yusuf zorluklara göğüs germeli ve eski rahat yaşantısından sıyrılıp kendini sıkıntılara alıştırmalı. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani, söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kalmalı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısın ama burada eşi benzeri olmayan Allah'tan başkasısın Yusuf. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yakın. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Yusuf! Ağacın yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum.
Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Tertemiz yaratışlı Yusuf uyumak istemiyor mu? Dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor. Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf. Merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olmalısın. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk, oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak dibi görünmüyor. Allah'ın iradesi başka bir şey Yusuf. Uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin. Çok şükür onu bulamadım. Yusuf'a ne oldu? Niçin cevap vermedi? Yoksa... Yusuf'un başına bir şey geldiyse hiçbirinizi yaşatmam. Bunun hesabını vermelisiniz. Peki nasıl? Söyleyebilir misin? Eve dönünce göreceksiniz. Eve döneceğinden emin misin? Sizden her şey beklenir. Ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletenler... diğer kardeşlerinin kanıyla niçin kirletmesinler? Daha da ileriye gidip babalarını bile ortadan kaldırırlar. Sanki bu olayda hiçbir katkın yokmuş gibi konuşuyorsun. Eve vardığımızda babamıza Yusuf'u ondan ayırma planının kime ait olduğunu söyle. Yusuf! Ben yaşıyorum! Yusuf! Yusuf yaşıyor! Sesi duyuluyor! Yusuf! Yusuf sen misin? Uyuyordum. Evet! Niçin cevap vermiyordun? Uyuyordum. Ne yapıyorsun? Hayvanlarla beraber oturuyorum. Sana bir zarar vermediler ya. Her şey yolunda mı? İyiyim ama biraz karnım aç. Yakala. Sana biraz yemek getirdi. Babamın durumu nasıl? İyi değil. Sabredeceğini söylüyor. Ama durumu hiç mi hiç iyi değil.
Dua edin, ben de sabırlı olayım. Babamdan uzak kalmaya nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar ondan bir an bile ayrılmamıştım. Allah Yakup peygambere sabır versin. Ne yazık ki size Yusuf peygamberden bir haber getiremedik. O Kenan diyarında değil. Olsaydı muhakkak bulurduk onu. Allah size bu iyiliklerinizin karşılığını verecek. Doğrusu bu kadarını bile sizden beklemiyordum. Dua edin ki Allah Yusuf'umu bana geri göndersin. Çocuklar geldi. Ama Yusuf aralarında değil. Kardeşim gelmedi. Artık gelmeyecek mi? Allah dilerse gelecek oğlum. Ama biraz sabretmeliyiz. Bekleyeceğiz. Rabbim, Yakup'a yardım et. Rabbim, Yakup'a yardım et. O Yusuf'un ayrılığına dayanamaz. Nasıl sağ kaldığımı ben de bilmiyorum.
Bu ziyafet ve teselli maskaralı daha ne kadar devam edecek? Burası çok karanlık. Peki dün geceyi nasıl geçirdin? Çok korktum. Geceyi kuşlarla ve sürüngenlerle geçirmek zorunda kaldım. Beni nasıl kendi halime bırakıp gidebildiniz söylesenize. Burada soğuk taşlar üzerinde benim gözüme uyku girmezken sizler yumuşacık yataklarınızda nasıl uyudunuz? Mecburduk. Gitmek zorundaydık. Yahuda, budur neyin nesi? Kum fırtınası. Hemen bir yere sığınmalıyız. Aşır, Zabulun! Gidin kendinize güvenli bir yer bulun! Levi, bu kadar yeter. Fırtına geliyor, bir yere sığınmalıyız. Gitmek zorundayız. Fırtına çıktı. Yine geleceğim, sakın merak etme. Göz kulak olun. Sakın dağılmayın. Fırtına dininceye kadar birbirinize yakın olun. Feliz, kervana göz kulak ol. Dikkatli olun, birbirinizden ayrılmayın. Birbirinizi kaybetmeyin. Herkes dikkat etsin. Efendim, insanlar susadı. İçecek bir damla suyumuz kalmamış. Dikkatli ol. Sözü ne ettiğiniz kuyu nerede? Az kaldı, varmak üzereyiz. Dayanın biraz. Hareket yönümüzü kaybetmemeye çalışın. Bir an önce çıkalım buradan. Aksi takdirde bu fırtınada yolumuzu kaybedeceğiz. Acele edin. Fırtına dindi. Ne fırtınaydı ama? Korkunç bir fırtınaydı. Aniden başladı ve çok kısa sürdü. Burası neresi Feli? Tanrılarımız bize acısın. Yolumuzu kaybettik. Sanki bu fırtına bize yolu kaybettirmekle görevliydi. Birdenbire başladı. Bizi biraz hırpaladı. Ama Allah'tan çok kısa sürdü ve bitti. Yusuf?
Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Burayı daha önce hiç görmedim. Fırtına dindi. Korkma, ben buradayım. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Çıkarın beni buradan. Yapamam. Yapamam. Kuşların uçuşu bir işaret olabilir. Bu yöne gideceğiz. Hareket ediyoruz. Bu tarafa doğru. Herkes atlarına binsin. Bu yönün doğru olduğunu nereden biliyorsunuz peki? Bir yöne doğru gitmeliyiz. Atam İbrahim'in Rabbine tevekkül ettim. Umarım doğru yolu buluruz. Efendim, eğer doğru yolu bulamazsak hepimiz susuzluktan öleceğiz ama gebelip gideceğiz burada. Bak bakalım ne kadar suyumuz var Feli. Çok az. Yarım kırba kadar. Susayan herkese verin. Bizim susuzluğumuz ne olacak? Suyumuz biterse işimiz biter. Ne yapıyorsun sen? Anca beraber kanca beraber. Su varsa herkes içmeli. Yoksa kimse içmemeli. Böyle bir durumda yalnızca kendini düşünmen doğru değil. Niçin kadrini bilemedim? O ilahi bir emanetti. Allah'ın yeryüzündeki sevgili kullarından biri olacaktı. Ben iyi bir baba olamadım. Oğlumu gerçekten sevseydim, onu kendi ellerimle düşmanlarına teslim etmezdim. Çocuklarımı gerçekten Yusuf'un düşmanı olarak mı görüyorsun? Bunun başka bir izahı var mı? Kardeşlerim Yusuf'u sevmiyordu, keşke. Onlarla keşke gitmeseydi. Ah, onu ben gönderdim. Hepsi benim suçum. Keşke göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Şimdi döneceğim. Bakalım bu neyin sesi? Yanılmıyorsan buraya doğru bir kervan geliyor. Evet, haklısın. Ama kervanlar buradan çok nadir geçerdi. Onlar burada ne arıyor? Bizi görmelerine imkan bile yok. Varsayalım ki bizi görmeyecekler. Peki ya koyunlar? Fırsatımız var. Kervanın buraya olan mesafesi oldukça uzak. Neftali. Ne var? Sürüyü al ve gözden kaybedene kadar bu tepeyle ağaçtan uzaklaş.
Artık sürüyü görmelerine imkan yok. Ben o tek ağacı ve arkasındaki tepeleri tanıyorum. Orası Kenan'a 3 fersah uzaklıkta. O ağacın dibinde bir kuyu var. İzin verin bu müjdeyi kervandakilere vereyim. Bir yararı yok. O kuyunun suyu tuzlu. O suyun tuzlu olduğundan emin misiniz? Buradan birkaç kez geçtim. O kuyunun suyu hayvanların bile içemeyeceği kadar kötü. Kervandakiler susuzluktan kırılacak. Bir çare bulun. Çare bundan sonraki kuyuya gitmek için yolumuza devam etmektir. Karanlık basmadan su bulmalıyız. Aksi takdirde hem kervandakiler hem de hayvanlar çok büyük zarar görecektir. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Biraz hızlanın hadi. Merhametli Rabbim, kardeşlerim bana zulmettiyseler de biliyorum ki sen benim iyisin. Beni bu kuyunun dibinden kurtar. Söz veriyorum bu kuyudan kurtulursam hayatım boyunca senden başkasına kulluk yapmayacağım. Ve yalnızca senin buyruklarına boyun eğeceğim. Ne oluyor bunlara? Ne oluyor bunlara? Hayvanlara vurmayın. Bir yararı yok. Biraz burada dinlenelim. Su. Bu tarafa getirin. Bunun hikmeti ne? Sakinleştirin. Kalk. Hayvanlar suyun kokusunu aldı. Onlar buradaki suyun tuzlu olduğunu nereden bilecek? Ne olduğunu anlamıyorum. Bu hayvanlara ne oldu böyle? Sakin olun. Su. Su. Su var. Sesi duydun mu? Faydası yok. Kuyunun suyu acı ve tuzlu. Su. Bu suyun içilmediğinden emin misiniz? Evet. Bizim ihtiyar çok hasta ve susuz. Uygun görürseniz biraz su çekelim. Belki hayvanlar içer. Boşuna zahmet etmeyin. Su tuzlu. Ne kaybederiz ki? Nasıl isterseniz. Bir kova getirin.
Onu kuyudan çıkarırlarsa ne yaparız? Daha iyi. Kervandakilerin onu bulup götürmesini isteyen sizler değil miydiniz? Kardeşimizi alıp götürmelerine seyirci mi kalacağız yani? Sana katılıyorum. Kardeşimizi bedava götürmemeliler. Ama ben bunu kastetmemiştim. Ne düşündüğün umurumda değil. Önemli olan Yusuf'u iyi bir fiyata satmamız. Ne diyeceğiz? Kardeşimizi mi satıyoruz diyeceğiz? Hayır. Kaçak kölemizi satıyoruz, öderiz. Kovayla birlikte yukarı çıkacağım. Su tatlı. Doğru söylüyorsun. Bu su tuzlu değil. Bu su tatlı. Bu tatlı su. Bu su tatlı. Su tatlı Malik Hazretleri. Su tatlı efendim. Su tatlı. Gelin efendim. Gelin. Gördünüz mü? Su tatlı işte. Çok tuhaf. Ne olmuş acaba? Ben eminim bu kuyunun suyu daha önce tuzluydu. Gelin, gelin, su için. Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bunlar da seni kurtarmakla görevli. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Kuyudan kurtulduğumda babamın yanına mı gideyim? Hayır. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bu kervanla uzak bir ülkeye gideceksin. Babam ne olacak? Ben onu seviyorum. O yıllarca senin ayrılığına tahammül edecek. Allah böyle istiyor. Kervandakilerin yanında gerçek kimliğini gizle. Sana her sorduklarında yalnızca kuyunun oğluyum de.
Ama babam ayrılığıma dayanamaz. Ayrılığına katlanmak, öldürülmene katlanmaktan daha iyidir. Babanın yanına dönersen, kardeşlerin seni öldürecek. Bu yüzden dinle ve Rabbinin iradesine teslim ol. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Ne kadar ağırlaştı bu böyle. Çekin. 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 Neyin nesi? Malik Hazretleri, in misin, cin misin? Sen burada ne arıyorsun oğlum? Şimdiye kadar bu kadar güzel bir çocuk görmemiştim. Sen kuyunun içinde ne yapıyordun böyle? Birine mi bakıyorsun? Niçin susuyorsun? Dilimizi mi bilmiyorsun yoksa korkudan mı konuşmuyorsun? Her şeyi söylemeden önce ağzını sonsuza dek kapamamız gerekiyor. Ben bu diyardanım. İbrani olduğundan adım gibi eminim. Korkma oğlum. Kimse sana zarar veremez. Konuş. Adın ne? Yusuf. Nihayet konuştu. Demek dilin de varmış. Söyle bakalım, nerelisin sen? Hangi kabiledensin? Kimin oğlusun? Söylemem. Onların yanına dönmek istemiyorum. Onlar beni öldürmek istiyor. Akrabaların seni öldürmek mi istiyor? Onlar beni bu kuyuya attı. Çaresi yok. Eninde sonunda oraya dönmelisin. Beni yanınızda götürün. Eve dönmek istemiyorum. Annen baban ne olacak? Olmaz. Seni yanımda götüremem. Şu halde izin verin ben buradan gideyim. Beni bulamayacakları bir yere gitmeliyim. Bu çocuğu ne yapacağız Feli? Yanımızda götürelim derim. Akrabaları onu isteseydi kuyuya atmazlardı. Yanımızda olsun. Bu masum yüz yalan söylüyor olamaz. Eğer gerçekten hayatı tehlikedeyse canını kurtarmak zorundayız. O çok değerli bir köle. Eğer onu satarsanız çok büyük paralar elde edersiniz efendim. Beni satın. Bir köle olarak ben razıyım. Yeter ki beni buradan götürün. Yeter ki götürün. Bu bir köle yüzü değil. Yine de onu yanımızda saklayıp götürelim. Akrabaları onu sorarsa inkar edin. Hı hı.
seni yanımızda götürmemizi istiyorsan, sesini çıkarmadan bir sandığın içinde gizlenmelisin. Anlaşıldı mı? Kabul ediyorum. Hiç kimse bir çocuk görmedi. Gören var mı? Asla. Ne çocuğu? Görmek şöyle dursun. Bu çölde çocuk ne arar? Yeterli miktarda su alın. Bir an önce yola koyulmalıyız. Bunlar da kim böyle? Haydut olmasınlar sakın. Muhafızlar. Kölemizi bize geri verin. Hangi köle? Kuyudan çıkardığınız köle. Arkanızda saklanan çocuk. Köleniz kuyunun içinde ne arıyordu? O kendi kuyuya atladı. Biz atmadık. Niçin onu kurtarmadınız? İp bulmaya gitmiştik ama birdenbire... O artık bizim kölemiz ve onu siz bizden... Kendisi sizinle olmak istemezse ne yapacaksınız? Onun böyle bir hakkı yok. Köle efendisinin iradesine tabidir. Tabii eğer köleniz olmayı kabul ederse. Bu da ne demek oluyor? Kabul etmese ne olacak? Kervanımızdaki adamlara karşı koyacak gücünüz yok. Onu size vermeyeceğim. Ona sorabilirsiniz. Size kölemiz olduğunu söyleyecektir. Bunlardan korkma oğlum. Sana bir zarar veremezler. Söyle bakalım. Sen bunların kölesi misin? Bana yalan söylemeyi öğretmediler. Bunlar benim büyüklerim. Ben onların yanında büyüdüm. Bunlar benim akrabalarım. Duydunuz mu? Kölemiz olduğunu söylemiştim. Çocuğun konuşmaları çok şüpheli. Daha açık söyle. Sen bunların kölesi misin? Bunlar benim büyüklerim ve sahiplerim. Ben doğru bir cevap alamadım. Yusuf'u size vermeme hakkım var. Zorla da olsa onu sizden alacağız. Bu uğurda canınızı vereceğinizden şüpheniz olmasın. Vereceğiniz kayıplar bizden az olmayacaktır. Sizler gerçekten de bu kaçak köle için savaşmaya hazır mısınız ha? Gerçekten durun. Hazır mısınız? Konuşarak bu sorunu çözebiliriz. Hala Yusuf'u öldürmeyi düşünüyorsun. Onu bunun için geri almak istediğini çok iyi biliyorum. Her şeyi burada ifşa etmemi istemiyorsanız Yusuf'u bunlara verin ve bu olay burada kapansın. Şimdilik dediğin gibi olsun. Ama zamanı gelince senin de işini bitireceğim. Bu köle için kan dökülmesine razı olacağınızı sanmıyorum. Köle olmadığını bildiğim halde hakkımdan vazgeçiyorum. Onlarla gitmek istiyor musun? Neden işaret yapıyorsun? Eğer sen bize hizmet etmek istemiyorsan biz de senin gibi aklı bir karış havada kaçak bir köleyi istemiyoruz. Evet, onu satmaya hazırız. Alıcı mısınız? Bu ani karar değişikliğinizin nedenini sorabilir miyim? Evet, nedeni şu.
Onun peşinden koşmaktan yorulduk artık. Fiyatı nedir? 1000 dirhem. Daha fazla eder. Zira güzel ve akıllı bir köle. 1000 dirhem mi? Aklı bir karış havada ve kaçak bir köle için mi? Hayır, ben bu kadar para vermem. Daha doğrusu verecek param yok. Bütün paramla mal aldım. Anlaşıldı mı? Amacımız ticaret değil, Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmak. Ne sakıncası var? Niye onu bedava verelim ki? Niye böyle bir şey yapalım? Ya tacirin teklifini kabul edersiniz... ...ya da Yusuf'u babamıza geri götürürsünüz. Seçiminizi yapın. Kaç diremin var? 18 dirhem. Yusuf için yeterli değil, biliyorum. Biz o kadar da aç gözlü değiliz. Ona ne şüphe? Gönül tokluğu verdiğimiz bizim için dünya malından daha önemli, öyle değil mi kardeşim? Görüyorsunuz nasıl da rahatça kölemizin gerçek değerini görmezden gelip çok az bir ücrete razı oluyoruz. Bu iğneleyici sözlerin cevapsız kalmayacağını bil. Ne oldu? Kölenizi satıyor musunuz, satmıyor musunuz? Sattık. Artık sizin. Ama birkaç şartımız var. Ne şartı? Birincisi, kaçmaması için onu bağlayın. İkincisi, bir daha asla buraya dönmemesi için onu uzak bir ülkeye götürün. Seni bir kez daha Kenan diyarında görürsem kesin öldürürüm. Bu köleyi aldığıma dair bir senet almalıyım. Böylelikle onu kimse benden alamaz. Bence sakıncası yok. Feli, mürekkep ve deri getir. Merak etme. Bunlar bizden daha iyiler. Git onlara. Burada hayatın tehlikede. Bir şey yapamadığım için beni bağışla. Yüce Allah böyle istiyor. Benim bu kervanla gitmem gerekiyor. Ama sen ve kardeşlerim için endişeliyim. Allah size acısın. Hepiniz için dua edeceğim. Ayrılık acısının babamı üzmesine izin vermeyin. Onu teselli edin. Kölenin özelliklerini ve satışı onayladığınızı belirtin. Senedin altında isim ve mührünüz olmalı. Levi, bünyenine göz kulak ol. Sana sarılmak istiyorum. Ama bunlar bizden şüphelenirler. Kendine iyi bak. Allah her zaman seninledir. Kendini ona teslim et. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de seni koruyacaktır. Kölenin ellerini bağla. Kaçarsa sen sorumlu olursun Feli. Senedi de sandığa koy. Hareket için hazırlanın. Gidelim mi? Durun. Önce gittiğinden emin olalım. Hareket ediyoruz. Gidelim. Thank you.
Söyle bakayım, niçin ağlıyorsun? Keşke beni satanlarla vedalaşabilseydim. Hiçbiri benimle vedalaşmadı. Şaşılacak şey doğrusu. Ben onlarda seni sevdiklerini gösteren bir işaret görmedim. Sende de büyük bir korku gördüm. Niçin onlarla vedalaşmak istiyorsun? Onlar beni sevmese de... ben hepsini seviyorum. Geçmişini unut. Bundan böyle sen benim kölemsin ve buna alışmaya çalış. Köleyi satanlar peşimizden gelmiyor mu? Bu işin içinde bir iş vardı ama anlayamadım. Önce Yusuf'u almak için kan dökmeye niyetlendiler. Sonra da onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yusuf'un iyi olmadığını hissediyorum. Kalbim neden böyle çarpıyor? Gün ağarmak üzere ve Yakup öylece bekliyor. Çocuklar Yusuf'la ilgili bir haber getirirlerse teselli olur. Bu olayda suçlu olduğumu hissediyorum. Allah bizi bağışlasın. Biz Yusuf'un ölmesini değil, çocuklarımızın efendisi olmasını istemiyorduk. Yakup inanmak istemiyor. Ama Yusuf öldürüldü. Ne oldu? Ne oldu? Kurtlar sürüye saldırdı. Çoğunu öldürdü. Sen burada ne yapıyordun? Onu mu seyrettin? Kurtların sayısı fazlaydı ve ben tek başımaydım. Her taraftan saldırıyorlardı. Ne yapabilirdim ki? Kurt şimdiye kadar sürümüzden koyun öldürmemişti. Ne oldu acaba? Bundan sonra öldürecek. Bundan böyle kendimizi birçok felakete karşı hazırlamalıyız. Bizler kurt gibi mazlum bir kuzuya saldırırken başka kurtların da bize saldırmasına şaşırmamalıyız. Bu daha felaketin başlangıcı. Senin bu iğneleyici sözlerini dinlemekten yoruldum. Kesecek misin? Lanet olsun sana! Sen kardeşlerin yüz karısısın. Bunun hesabını vermelisin. Vur kafasına. Bitir işini, bitir. Sen karışma Şimon. Thank you.
Durun! Durun! İbrani köle kaçtı! Durun! Yusuf'u gördün mü? Hı? Şu İbrani çocuğu diyorum. Görmedim. Bilmiyorum, onu sen getiriyorsun. Arkama baktım ama göremedim, gitmiş. Sana ne ondan? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni cezalandıracak, ne yapacağım ben şimdi? Yusuf'u gördün mü? Hı? Hani şu İbrani çocuğu? Görmedim, bilmiyorum. Onu sen getiriyordun. Döndüm arkama, baktım ki yok. O seni niye ilgilendiriyor ki? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni çok kötü cezalandıracağını söyledi. Demek kaçarsın ha? Sen benim elimden kaçabileceğini mi sandın? Ne oldu? Kalbim niye böyle çarpıyor? Anladığım kadarıyla Yusuf'umun başı dertte olmalı. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Yusuf'umun durumu iyi değil ya. Yusuf'umun durumu iyi değil. Bir daha kaçmayı aklının ucundan bile geçirme. Sahiplerin ikide bir kaçtığını söylemişlerdi. Ama ben senin ayaklarını kıracağım. Bir daha kaçamayacaksın. Benim elimden hiç kimse kaçamaz. Hayır. Ay, elim! 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 Ay, elim! Ne oldu? Dur bir bakayım. Ne olduğunu anlayamadım. Birden elimde korkunç bir ağrı belirdi. Birdenbire böyle ağrılar olmaz. Ya çok ağır bir yük kaldırdın, ya bir yere çarptın, ya da yılan soktu.
Kafilenin arkasında başımı çevirip baktığım İbrani köle yoktu. Kaçtığını anladım. Sonra o mezarda saklandığını fark ettim. Ders alması için suratına bir tokat attım. Birden elimde korkunç bir ağrı saplandı. Onu dövünce mi böyle oldu? Bu zavallı çocuk atacağın dayağı kaldırır mı? Rabbinin senden intikam alacağını düşünmedin mi? Aptal herif! Biz onu satmaya götürüyoruz. Sakatlanırsa işimize yarar mı? Niçin kaçtın? Kaçmadım. Bu annemin mezarı. Onunla vedalaşmak istedim. Köle mezarlarının üzerinde tek taş bile olmazken burası sanki özellikle inşa edilmiş. Burası bir kölenin annesinin mezarı olamaz. Sen kimsin Yusuf? Kaçsaydın ona ne yapardın biliyor musun? O kötü bir adam değil. Sadece onu cezalandıracağımdan korktuğu için böyle davrandı. Ona kin duyuyor musun? Beni kin beslemek için yetiştirmediler. Aferin. Onu bağışlarsan ben de iplerini çözerim. Bir daha beni dövmeyecek mi? İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki bundan böyle kimseye sana bu şekilde davranılmasına izin vermem. Sen tek bir Allah'a mı inanıyorsun? Ben Peygamber İbrahim'in oğlu İsmail'in torunu Zar'ın oğlu Malik'im. Allah'a kurban edilmek istenen İsmail var ya, onun neslindenim. Sen kimin oğlusun? Ben de... Kimin dedin? Ben Kuyu'nun oğluyum. Demek babanın adını söylemek istemiyorsun. Dedim ya, Kuyu'nun oğluyum. Ben dün gördüğünüz kuyuda dünyaya geldim. Allah'ın habercisi orada ortaya çıkınca... Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kendini tanıtmak istemiyorsan bunu anlayışla karşılarım. Onu bağışlamanı istiyorum. Tamam. Onu bağışladım. Aferin oğlum. Annenle vedalaş da gidelim. Hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Selam baba. Yusuf'umu buldunuz mu peki? Yusuf kaybolmamıştı ki. Siz niye yaralanmıştınız? Bundan böyle İsrailoğulları arasında ne hayırla bereket ne de sevgiyle şefkat olacak. Daha şimdiden Yusuf'umun kurtları birbirine düştü. Bunu görmek istemezdim. Levi, Yusuf'u sana emanet etmiştim. Sen olmasaydın onu kıra göndermezdim. Neden ona göz kulak olmadın? Yusuf'a ne oldu?
başlıyorum. Sana söylüyorum. Allah'ın laneti üzerine olsun. Yusuf'a ne yaptın? Yusuf'um. Yusuf'uma ne yaptın? Yeter artık Leyla. Ne yaptın Yusuf'uma? Yeter artık. Yeter artık. Yusuf'um. Yusuf'um. Yeter artık. Aklıma takılan bir şeyler var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kum fırtınası çıkmasaydı bu tarafa doğru gelemeyecektik. Hayvanlarımız kuyunun başında durmasaydı biz de durmayacaktık. Susuz olmasaydık su çekemeyecektik. Bütün bu olaylar, bu çocuk bizim kölemiz olsun ve büyük karlar elde edelim diye Allah'ın iradesiyle gerçekleşti. Rızkın varsa gelir seni bulur. Allah'ın takdir ettiği kısmete ulaşman için varlığın bütün unsurları el ele verir. Kurtar beni yüce iştar. Kurtar beni. Bu ağrı beni öldürecek. Kurtar beni. Dayanacak gücüm kalmadı. Kurtar beni. Bu ağrı beni bitirecek. Kurtar beni. Kurtar beni büyük işler, kurtar beni, dayanamıyorum artık. Elim çok ağrıyor, kurtar beni. Ey yüce işler, iyileştir beni. Elim, çok ağrıyor elim. Yüce işler, yalvarırım, kurtar beni. Kurtar beni. Yüce iştar, kurtar beni, kurtar beni yüce iştar. Kurtar beni. Yüce işler, kurtar beni. Bu ağrı beni öldürecek. Elim. Bu ağrı beni öldürecek. Ey yüce işler, kurtar beni. Bu ağrı beni öldürecek. Bu ağrı beni öldürecek. Ne yaptın?
Ellerin şifa bağışlıyor. Ben bir şey yapmadım. Herkes böyle yapıyor. Birazcık ovunca ağrı hafifliyor. Malik de aynı şeyi yaptı ama hiçbir yararı olmadı. O da ovaladı kolumu. Hiçbir yararını görmedim ama. Gökyüzüne bakıyordun. Sen yıldızlara mı tapıyorsun? Gündüz sönen yıldızlar tapılmaya değer mi yani? O zaman ay ve güneşe de tapmıyorsun. Zira ay gündüz, güneş de gece ortadan kayboluyor. Benim Rabbim bütün bunların yaratıcısı. Ezeli ve ebedidir o. Eşi ve benzeri yoktur. Öyle anlaşılıyor ki çocuk olmana rağmen ben ve Kıtmir'den daha iyi bir tanrı seçmişsin kendine. Hem seni seviyor hem de duanı kabul ediyor. Bu da tanrı mı şimdi? O kadar ağlayıp inledim ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ben sana minnettarım Yusuf. Minnettarım. Az önce el ağrısından canım çıkacaktı neredeyse. Sana attığım o tokat için senden af diliyorum Yusuf. Affet. Affet beni Yusuf. Okkalı bir tokattı. Bu tokat senin doğru yolu bulman için bir başlangıç olmuşsa ne mutlu bana. Ben bu diyarın insanıyım ve kılavuzum. Hep kervanlara yol gösterdim. Ama bu kez sanki sen bizim kılavuzumuz oldun. Hidayet onun elindedir. Kim dilerse onu doğru yola iletir. İsteyeni de karanlık ve zillet içinde bırakır. Bu çocuk kimdir bilmiyorum ama dün gece bir dua ile Kıtmir'in elini iyileştirdi. Gökteki tanrısıyla iyi bir bağ var. Belki de çok yüce biridir. Kıtmir'in elini iyileştirmesi için Allah'ın seçkin kullarından olmasına gerek yok. Yusuf onu affederse iyileşecek dedim ya dün. Pekala, ya gördüğüm rüyaya ne diyeceksin? Geçtiği her yer yemyeşil oluyordu. Rüya bu işin ölçüsü olamaz. Sen biricik Allah'ı tanımıyorsun. Kime zulmedersen seni cezalandırır. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada. Mazlum seni affederse Allah da seni affeder. Burası yemyeşil ve sulak bir ovaydı. Ama bu yıl burayı da kuraklık tehdit ediyor. Ben buralı sayılırım. Eğer yağmur yağmazsa kıtlıktan bir sürü insan kırılacak. Bu beni çok korkutuyor. Allah kullarına karşı şefkatli ve bağışlayıcıdır. Efendim Malik. Yolculardan birinin durumu iyi değil. Gelip bir bakar mısınız? Zaten hastaydı ama bugün kötüleşti. Hiç iyi görünmüyor. Bir ayağı çukurda. Ümit yok. Peki ne yapmalıyız? Onu burada böyle bırakamayız. Onun için bir sedye hazırlayın. Elimizden başka hiçbir şeye gelmez.
Siz iyileşeceksiniz. Ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Artık benim vaktim geldi. Yakında öleceğim. Merak etmeyin, yanınızdayım. Siz iyileşeceksiniz. Ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. Umudunuzu yitirmeyin. Hastaya sen neden eşlik ediyorsun? Söyledim ama dinlemedi. Ama ben onu yalnız bırakamam. İzin verin, onunla kalayım. Hastalığı çok ilerlemiş. Elinden bir şey gelmez. Allah yardım edenleri sever. Beni merak etmeyin. Ona göz kulak ol. İhtiyar iyileşti. Görüyor musun? Yusuf'un bir dokunuşuyla ölümden döndü. İyileştin mi? Görüyorsun ya. İyiyim. Onu sen iyileştirdin. Ben mi? Tıpkı Kıtmir'in elini iyileştirdiğin gibi. Şifayı veren Allah'tır. Ben yalnızca dua ettim. Efendim Malik, efendim Malik, gelin görün, hasta iyileşti. Gelin buraya görün. Peki niçin ısrarla hastanın yanında olmak istiyordun? Ben de senin gibi kılavuzum. İyi bir kılavuz, kervandaki herkesi varacakları yere sağ salim ulaştıran kişidir. Ne oldu? Yusuf, secdeden in ve yürü dedi. Ben de öyle yaptım. Görüyorsun ki durumum iyi. Hem de çok iyi.
Sen iyileştin mi? Ben hayatımı ve sağlığımı Yusuf'a borçluyum. Eğer benim yanımda olmasaydı şüphesiz işim çoktan bitmişti. Bunu herkes yapabilir. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. Bu hasta ölüm döşeğindeydi ve hiç umudumuz yoktu. Tanrı'nın nasıl biri hiç bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok kuvvetli ve seni çok seviyor. Benim için dua ettiğini gördüm. Ve o dua benim durumumu değiştirdi. Tanrım senin dualarını kabul etti. Devam ediyoruz. Yağmur Yusuf'un getirdiği bir berekettir. Burası Mısır ülkesinin sınırları. Sadece yarım günlük yolumuz kaldı. Yakında sınır nöbetçilerini görürüz. Neden şimdiye kadar sınır nöbetçilerini görmedik? Şam, Kenan, Hicaz ve diğer memleketler derebeylikle yönetilir. Belirli sınırlar yoktur ama Mısır medeni bir ülkedir. İleri bir yönetim düzenine sahiptir. Sınırları bellidir. Ordusu ve devleti vardır. Mısır firavunları dünyanın en güçlü yöneticileridir. Rabbim, bu yabancı diyarda sana sığınıyor ve senden yardım diliyorum. İşte Mısır sınırı. Allah'ım, kendimi sana emanet ediyorum. Bu yabancı ülkede senden başka kimsem yok.
Durun! Kimsiniz ve nereden geliyorsunuz? Babil'den Zaroğlu Malik. Geçebilirsiniz. Onlar seni tanıyor mu yani? Elbette tanıyorlar. Yıllardır Mısır'a gidip gelirler ticaret için. Mısır eski ve uygar bir ülkedir. Kenan ve Şam'dan çok daha iyidir. İlginç giysileri var. Evet. Başlarındaki bu örtü bir kobra yılanına benzer. Burası yılanlar ülkesi olarak bilinir. Mısırlılar büyük bir yılanın Mısır ülkesini koruduğuna inanırlar. Bizim de inek ve koyunlarımız var ama bu kadar çok değil. Bunlar çok zengin olmalılar. Bu gördüğün yemyeşil araziler ve hayvanlar ya Tanrı Amon'a ve Mısır'daki tapınaklara ya da Kral Amonhute'ye aittir. Mısır halkı bunlar için çalışıyor. Başka hiçbir şeyleri yok. Mısır tanrısının inek ve koyunu mu var yani? Her şey onun. Ne sakıncası var ki? Allah her şeyi yaratmış. Ancak kendisi için değil. Bunca kedi burada ne arıyor? Bu kentin insanları kediye tapar. Burası da kentin tapınağı. Beste kenti. Buranın insanları kediyi çok sever. Niçin öyle alaylı alaylı bakıyorsun? Ben kedilere tapmıyorum ki. Bütün tanrılar senin tanrın gibi kusursuz değil ki. Efendi Malik, bu kentin insanları kediye tapıyor. Tanrıları yemek de yiyor. Fazla şaşırma. Bu ülkenin tanrıları her şeye sahiptir. Hayvanları, eşleri ve çocukları bile var. O halde Mısır'da tek Allah inancı yok. Esasen tek bir Allah'a inanmak Mısır'da suçtur. Dikkatli ol, kendi inancın hakkında konuşma ve onların tanrılarına ihanet etme. Halk tahammül etmeyebilir.
Ne büyük bir nehir. Nil bu mu? Bu Nil'in çocuğu. Nil'in kollarından biri yani. Nil daha büyük ve daha görkemlidir. Neden kutsal kabul ediliyor? Çünkü Mısır halkı her şeyini Nil'e borçlu. Nil olmasaydı Mısır da olmazdı. Nil'in nereden başladığını şimdiye kadar kimse görmemiş. Yalnızca tanrılar Nil'in çıktığı yere gidebilir. Bu ırmak güneyden kuzeye doğru akar ve büyük bir denize dökülür. Biz şimdi kuzey yönünden eski Teps kentine gidiyoruz. Teps, Tanrı Amon'un kentidir. Suyun diğer tarafında güneşin battığı yerdir. Ölüler dünyası. O büyük piramitler Mısır firavunlarının mezarıdır. Buraya Memphis diyorlar. Nil burada çeşitli kollara ayrılır. Seni Mısırlı zenginlerden birine satabilirsek hem sen rahata kavuşursun hem de biz büyük kazanç elde ederiz. Keşke Yusuf'u satmak zorunda kalmasak. Yapacak bir şey yok. Güneye doğru ilerliyoruz. Sağımızda Batı dünyası olarak bilinen ölüler dünyası yer alıyor. O gemi ceset taşımaya tahsis edilmiştir. Nil'in bu tarafında eski Teps kenti yer alır. Teps kenti Mısırlı tanrıların kentidir. Mısır kralı Amonhotep'in sarayı da bu kenttedir. Teps kentine Tanrı Amon'un kenti de diyorlar. Bak, Teps kenti ileride görülüyor. Birazdan oraya varacağız. İşte yüz kapılı Teps kentine vardık. Yüz kapılı mı? Aslında 10, hatta bilemedin 12 kapısı var. Ama buradan giden kervanlar abartarak yüz kapı diyorlar. Babil'den Zaroğlu Malik. Geç. Thank you.
Neden uyumuyorsun? Kaçmandan korkuyorum. Sen kimsin? Nasıl bir insansın? Daha önce bu sorunu cevaplamıştım. Yusuf. Senin tanrınla karşılaştırdığımda benim tanrılarım çok zayıf ve güçsüz. Bana biraz kendi tanrını anlatır mısın? Senin tanrın her yerde hazır ve nazır. Her yerde ondan yardım isteyebiliyorsun. Onunla çok kolay bağ kurabildiğini gördüm. O da senin sesini duyuyor ve duanı kabul ediyor. Sen kesinlikle diğer insanlardan farklısın. Sende öyle bir güç var ki her işte seni başarılı kılıyor. Hem başarılı hem de çok güçlü bir çocuksun. İstersen ona Rabbimizin razı olduğu işler diyelim. Her yerde seni koruyan bu tanrın kimdir? Sen onu çok iyi tanımladın. Ona iman etmek istiyorum. Sen ona inanıyorsun. Bunu yenilemene gerek yok. İnanıyor muyum? Sen benim Rabbimi hazır ve nazır olarak nitelendirdin. Onun her şeyi yapmaya muktedir olduğunu söyledin. Sana göre o her sesi işiten ve her duaya cevap veren biri. Kendi tanrılarına da zayıf ve güçsüz dedin. Bu imanın ta kendisi zaten. Yani ben şimdi senin gibi tek bir Allah'a mı inanıyorum? Sen Kıtber'in elinin iyileştiği günden beri tek Allah'a inanıyorsun. O geceki sorularından anladım bunu. Sen kimsin? Niçin konuşmuyorsun? Görünürde köle ama gerçekte hepimize sözün geçiyor. İnandığın Allah adını söyle ne olur. Sen kimsin? Şşşt. Ant verme çünkü söylemeye izinli değilim. Şu kadarını söyleyeyim ki bütün bu olanlar Allah'ın istediği şekilde meydana geliyor. Ve beni Mısır'a yüce bir amaç için getiren de odur. Hangi amaç? Hiç olmazsa amacını söyle. Bilmiyorum. Gelecekte ortaya çıkacak. Ben Malik'in seni satmasına izin vermeyeceğim. Buna engel olacağım. Allah her şeyden haberdardır. O beni köle olarak uygun görüyorsa ben de buna razıyım. Şimdi gidin ve uyuyun ve benim için endişelenmeyin. Hala babanın adını söylemeyecek misin? Söyledim ya, kuyunun oğluyum. Seni çıkardığım yer, peki söyleme. Ama eninde sonunda göreceksin, bunu öğreneceğim. Sen ey en çok merhamet eden, bana bağışladığın hediye şimdi nerede acaba? Yüce olanlar verdikleri hediyeyi geri almazlar. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver.
Her neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. Çocuklara bir kez daha Yusuf'a ne yaptıklarını sorun. Belki bu sefer hatalarını itiraf edip gerçeği söylerler. Söyler misin Yakup, Yusuf'un ölmediğinden nasıl bu kadar eminsin? İki nedenden ötürü. Birincisi, eğer kurt saldırsaydı gömlek zarar görürdü. İkincisi, beni hiçbir zaman yanıltmayan sezgilerim. Pekala. Hiç umutlu değilim ama yine de gidip soracağım. Ben onların işledikleri günahı itiraf edip tövbe etmelerini istiyorum. O zaman belki Allah onları affeder. Gözlerimizle görmedik ama tabii ki kurdun onu parçaladığından adım gibi eminim. Daha kaç kez söyleyeceğim? 1000 kez bile söylesen yine de yalan söylüyorsun. Keşke çocuk olsaydınız da sizi mosmor kesilinceye kadar kırbaçlasaydım. Yusuf'u kurt parçaladıysa niçin gömleğine bir zarar gelmemiş? Biz de bilmiyoruz. Bu bizim için de anlaşılmaz bir şey. Hepinize lanet olsun. Size inanmıyorum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler! Biliyorum. Yine Yusuf'u kurdun parçaladığını söylediler. Umarım çok geç olmadan kendilerine gelirler. Köle satıyorum, yok mu alan? Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Yok mu alan, köle satıyorum. Köle satıyorum. Bakın bu köleler çok iş yapar. En güzel köleler bende. Çalışırlar. Bakın bu köleler. Hadi gelin. Hepsi güçlü, gelin kuvvetli. Hiçbiri hasta köle değil. Köle satıyorum, yok mu alan? Öyle bir köle, köle satıyorum. Köle bulamazsınız. Bakın kölelerime. Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Çok ucuz. Şu hiçbir yerde bakın. Bu fiyata yok köle bulamazsınız. Bir yerinden daha güzel. Köle satıyorum. Sizlere güçlü çok iyi eş olacaklar. Buyurun şunların bakın güzelliklerine bakın, hadi. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Hadi, köle isteyen yok mu? Köle satıyorum, köle. Yok mu alan, köle satıyorum. Köle güçlü satıyorum. Kuvvetli kölelerim var. Bakın bu köleler çok iş yapar. Bütün gün çalışırlar. Hadi gelin. Gelin hadi. Köle bakın bu kölelere, hepsi güçlü kuvvetli. Öyle hiçbir köle hasta değil. Hiçbir yıllarca sizin için çalışırlar. Köle bu gördüğünüz köle. Kölenin satışını 100 de benden açıyorum. 110 da ben çok verdim. Ucuz. Yok mu arttıran? Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. 300 de ben verin, 2 tane birden alın. Kaçırmayın bu köleleri. Hadi, yok mu arttıran? Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Bu kadar güçlüsünü gördünüz mü hiç? Hiçbir yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Sizlere çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler bende. Güçlüklerine bakın, hadi. Hadi, arttıran yok mu? Hadi, köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, 2 tane birden alın. Malik. Onu satma.
Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor. Bu kölenin fiyatı ne kadar? Ben köle satmayı bilmem. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam. Tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 de benle başlayayım mı? 50 de ben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bakın bu kölelere. 100 de benden fazla vermem. Daha çok eder. En güzel, en güçlü köleler. Kim daha iyi bir fiyat verecek? Bakın kölelerime. Çok ucuz. Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü, kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın, buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Köle satıyorum, köle. Hadi köle satıyorum. Şu cariyelere bakın. Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. 2 at kadar güçlü. 200 de ben. 2 at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet, bu çocuğu 110. Kullanabiliriz. Evet. Bence bu çocuğu 110, her işte 110 çalıştırırız. 115 verin sizin olsun. Evet, evet. Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende. 130. Yüz otuz beş. Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alacağın. Ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Bunlar benden ne istiyorlar? Niçin burada toplanmışlar? Herkesin içinde güzellik var ama görülmüyor. Ama sende insan olmanın özü insanların beğenişine sunulmuş. Bunlar aslında kendi gerçeklerine şahit oluyorlar. Bunlar neden benim güzelliğimi satın almak istiyorlar da kendi iç güzelliklerine bakmıyorlar? İç güzelliği görmek için basiret sahibi olmak gerekir. Ancak sende somut bir şekilde görülen gerçeği bir çift göze sahip olan herkes rahatlıkla görebilir. Herkesin gözü var ama herkeste basiret yok. Benim onlardan bir farkım yok. İçlerindeki hakikatin farkına varmış olsalardı beni satın almak için bu kadar istekli davranmazlardı. Bunlar Yusuf'u görmek için değil, farkında olmayarak da olsa Allah'ın halifesini görmek için toplanmış bulunuyorlar. Meleklerin Adem'i ziyaret etmek için can attığını biliyor muydun Yusuf? Aa, duydun mu? Kabul edilmedi. 300 de ben kabul edilmedi. 320 de ben. 380 de ben. 385 de ben. Çok iyi bir köle. 395 de ben. Evet. Evet bence de. 405 de ben. 410 de ben. Evet. 420 de ben. Aa, evet. 425 de ben. Daha çok eder. Daha fazla veren yok mu? Çok güçlüdür. Tek başına her işin üstesinden gelir. Çok iyi bir seçim yaptınız efendim. 3 köle 600 de ben eder. Ben o kadar para veririm. Efendim. Bence çok iyi bir seçim yaptınız. Evet.
Gerçekten. Etmezler. 380 deben. Hayır. 380 etmezler. 50 deben mi? Sadece 50 deben mi? Daha fazla eder. 55 deben verirseniz olur, tamam mı? 55 deben. Daha fazla etmezler. 380. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ona 300 deben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder, daha fazla. Daha fazlasını verebilirsiniz, değil mi? Evet. 380 deben verin. Hayır, 380 etmezler. Hayır, ben o kadar para veremem. Gidelim. Hey, ne oluyor orada? Ne oldu ne ya? Evet. 380 de ben. Tamam, tamam. Açılın, açılın, açılın. 380. Çekil, 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 çekilin. Bin on de ben. Doğru, doğru. Evet, doğru. Evet, evet. Eder. Evet, eder. Olur, olur. Bence de. 1100 de ben. Evet, abi, tabii. İyi bir köle o zaman. Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim, çocuğu Potifar'ın elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla 10 köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış. Tam 1500 de ben veriyorum. 1500 de ben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorlar. Onu tanısalardı tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. 3000 de ben mi? Üç bin de ben. 3000 de ben. Mısır'ın ileri geleni ve Mısır orduları komutanı Potifar ekselansları 3000 de ben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 de ben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun. Bu köle sizindir artık. Terbiyeli, saygılı ve okuryazar bir köle satın aldınız. Ayağı uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Güçlü köleler burada. Gelin hadi. En güçlüleri burada. Daha iyisini bulamazsınız. En iyi köleler burada. Hem de en ucuza.
Züleyha'yı çağırın. Bu paha biçilmez mücevheri nereden getirdiniz efendim? Satın aldım. Hem de yüksek bir fiyata. Ne kadar ödediyseniz yine de az efendim. Bu mücevheri satan aptal batıya, ölüler dünyasına gönderilmeli. Herkes altın ve mücevher elde etmek için köle satın alır. Ama bu cahil köle satıcısı ne elde etmek için bunu sattı acaba, merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum efendim. Çok iyi kalplisiniz. Ben yalnızca bir köleyim. Potifar'ın sarayına hoş geldin oğlum. Teşekkür ederim efendim. Gelir gelmez bizi mi özlediniz? Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bu hediyeyi beğendin mi? Ben bu çocuğu daha önce görmüş olabilir miyim? Rüya aleminde ya da belki bilmiyorum ama... Doğrusu yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Potifar'ın sevkini ve seçimini tebrik etmek gerek. Eşsiz. Adın ne acaba? Yusuf. Yusuf ya Aramca ya da İbranice bir isim. İbraniyim. Şam bölgesinde bulunan Kem halkında. Bu köleler genellikle çobanlık yapıp koyun otlatırlar. Yusuf. Yusuf. Hayır. Ben göçebelere ya da bedevilere ait olan isimlerden hiç hoşlanmam doğrusu. İzin verirseniz ona bir Mısırlı ismi vermek istiyorum. Bu çocuk benim sana bir hediyemdir. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Efendime sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İzin buyurursanız efendim, bir Mısır ismi önermek istiyorum. Dinliyoruz. Yusuf'a yakın bir isim. Yuzarsif. Yuzarsif. Kulağa çok hoş geliyor. Yuzarsif. Evet, güzel. Bundan böyle adını Yuzarsif koyduk. Sence de uygun mu? Siz beğendiyseniz bana laf düşmez. Sizden Yusuf'a çok iyi bakmanızı istiyorum. Bizim için faydalı olabilir. Züleyha onu beğenirse ileride onu evlatlık ediniriz. Neden olmasın? Yuzarsif'ten daha iyisini mi bulacaksınız? Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir yüzü var. Hayatımda ondan daha güzel birini görmemiştim. Yani şimdi o bir köle mi? Yüzü kölelere benzemiyor. Burası senin odan. Beğendin mi?
Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yüzar Sif'in dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın. Rabbim, beni kölelikten kurtarıp rahata kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Ya Yusuf, işte Allah sana böyle bir makam ve mevki buyurdu. Seni kuyunun dibinden alıp yüksek makamlara çıkardı. Sana olayları yorumlama ilmini verdi. Sen artık bu ilmin diline rüya tabircilerinden bile daha vakıfsın. Senin bir öğretmene de ihtiyacın kalmadı artık. Şükürler olsun. Yüce Rabbim, sana şükürler olsun. Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtınada kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşu niçindi sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik, beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet, Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptın ve bunca altın elde ettin. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Yazıklar olsun sana Feli! Keyfimi kaçırdın. Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik? Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz.
Potifar Hazretlerinin sarayı nerede? Dost doğru gidin, sarayı göreceksiniz. Burada ne arıyorsunuz? Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman. Ne oldu Radamun? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi, emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin. Böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Hayır. Niçin geldiğimi arz etmeden önce izin buyurursanız Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun, Yüzer Sif'ten ayrılmak onun için kolay olmamış.
Yusuf. Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya, ben kuyunun oğlu. Hayır. Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum. Ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakup'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu, ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım. Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim. Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu. Görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Bendeniz sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum, onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yuzarsif'i asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin. Çekilin karşımdan. Ben Yusuf'u olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radovan! Atın bunları zindana. Allah'ım sen şahit ol. Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım. Onu bana geri verin. Onu satmıyorum. Zindana götürün. Satmıyorum. Yusuf'u bize geri verin. Satmıyorum onu. Onu bana geri verin. Geri verin. Geri verin onu bana. Satmıyoruz. Yusuf'u satmam. Yürü. Satmıyorum. Yürü dedim, çık dışarı. Satmıyorum. Onu geri verin. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar.
Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Rica ediyorum. Ancak Yüzersif'in hatırı için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yüzersif, senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım. Karim ama, Yüzersif'in yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor? Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum. Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Verin. Yusuf'u onu bize geri verin. Geri verin. Onu satmıyorum. Anladınız mı? Yusuf'u satmıyorum. Verin onu. Geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u bizden ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri verin. Gelin hadi. Yusuf'u geri verin. Satmaktan vazgeç. Yusuf'u bize verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf. Yusuf. Yusuf'u verin. Yusuf'u geri verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer Yüzersif olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım. Ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.